Merhaba sevgili canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Hazır Olun adlı bir semah paylaşmak istiyorum sizinle. Hazır olun, hazır ve nazır olun. Yani İsa ruhuyla tekrar dünyaya gelecek ya, hazır ve nazır olmamızı istiyor. Yani rehavete, gaflete düşmemizi istemiyor. Hep dua etmemizi istiyor. Hep Hak'ın aşkı tutuşup yanmalı. Hep harıl harıl talipleri olarak çalışmamızı istiyor. Şimdi diyor ki, ya misal anlatıyor. Diyor ki, köy düğünleri var ya, bir damat kendi köyünden başka köye geliyor. Kendi gelinini almak için. O köye geliyor. Öteki köydeki, yani gelinin köyündekiler bir şeyler hazırlıyor, bile eğlenti gibi bir şey hazırlıyor. Belki bir halk oyunları oluyor, belki başka bir şeyler, yemekler olabilir. Sonra gelin alma alayı, mesela böyle süslü bir at üzerinde, tekrar damadın köyüne getiriliyor. Şimdi damat gelecek, gelinin arkadaşları var 10 tane. Şimdi onlar herhalde bir çırayla ilgili bir eğlenti, bir şey hazırlamışlar. Hani çayda çıra var ya, böyle çıralarla oynanıyor. Belki öyle bir şey hazırlamışlar veya başka bir karşılama eğlentisi hazırlamışlar. Her neyse, akşam olacak yani, çıralar güzel gözükecek, böyle ışıklı ışıklı. Tamam. Bu 10 tane arkadaşı, gelinin arkadaşları, 5'i akıllı, hazırlıklı çıkıyorlar. Sadece çırayla değil, yedek yağı da götürüyorlar yanlarına. Ne olur ne olmaz. Belki damat gecikir, belki bir şey olur. O yedek yağı belki lazım olur düşüncesiyle. Öteki 5 arkadaşı maalesef hazırlıksız, akılsız. Yani bir şey olmaz. Çıkalım, ne olacak, bir şey olmaz gibilerden hazırlıksız, tedbirsiz çıkıyorlar. Damat gecikir ve hepsi uykuya dalıyor. Mışıl mışıl uyuyorlar. Ta ki köyde bir ses yankılanıyor. Kalkın, uyanın, damat geliyor, hazırlanın. Kalkıyorlar, dışarı çıkıyorlar ama o akılsız kızlar bakıyorlar, bizim çırımızda yağ kalmıyor. Gidiyorlar akıllılara, versenize yağınızdan diyorlar. Akıllılar diyor, maalesef hem size hem bize yetmeyecek. En iyisi siz gidin çarşıya veya pazara, bir yerden yağ temin edin, gelin diyorlar. Yardımcı oluyorlar da yani yetmeyecek. O kızlar gidiyorlar yağ bulmaya. O arada damat geliyor. Ve işte eğlence başlıyor. Her şey güzel geçiyor. Sonra bir ziyafet oluyor. Bir odaya giriyorlar filan, ziyafete. O 5 akılsız, hazırlıksız kızlar geliyorlar, bakıyorlar kimse yok ortada. Arıyorlar, buluyorlar. Kapı çalıyor, tak tak tak, ama artık çok geç. Çok geç. Yani kaçırmışlar her şeyi ve giremiyorlar. Yani İsa ne ima ediyor orada? Kısadan hissediyor ki kesinlikle hazır olmalısınız. Yani sadece böyle öylesine, ya bir şey olmaz, hazırım gibi, yani miş gibi yetmiyor. Harıl harıl İsa'nın talipleri olarak çalışmalıyız her an. Her neyse, semaha geçelim. Damada çıkacak 10 genç kız varmış. Almış çıralarını ellerine.
Beşi akılsız, beşi akıllıymış. Hazır olun Mesih'in gelişine. Beşi akılsız, beşi akıllıymış. Hazır olun Mesih'in gelişine. Akılsızlar çıralarını almış, fakat yanına fazlaya almamış. Akıllılar hem çıra hem yalmış. Hazır olun Mesih'in gelişine. Bekledikleri damat da gecikmiş. Bütün bu kızlar da uykuya dalmış. Hepsi mışıl mışıl. Hazır olun Mesih'in gelişine. Gece yarısı bir ses yankılanmış, yankılanmış. İşte damat geliyor, kalkın demiş, kalkın demiş. Akılsızların yalları azalmış. Hazır olun Mesih'in gelişine. Ona rica etmiş akıllılardan. Bize versenize yalarınızdan. Akıllılar demiş alın pazardan. Hazır olun Mesih'in gelişine. Akıllılar ziyafette girmişler, akılsızlar ise çok geç kalmışlar. Dışarıda kalmış giremişler. Hazır olun Mesih'in gelişine. Kervanım uyanık kalın erenler. Sakının ha olmayın geç kalanlar. Hazırlıklarınızı yapın canlar. Hazır olun Mesih'in gelişine. Hep hazır ve nazır kalalım. Hep bekleyelim. Her an tetikte olalım. Yani İsa'nın talipleri olarak hep sevgi dolu, iyilikler yaparak, yani barışçıl davranarak onun gelişini bekleyelim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Hazır olun, sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.